Herkese merhaba. Bugün size uzun zamandır yapmak istediğim bir video yapacağım. Çünkü başlıktan da anladığınız üzere videonun konsepti yolculuk kitapları. Bir yolculukta bitirebileceğiniz ya da başlayabileceğiniz güzel kitapları önermek istiyorum size. Ben yolculuklarda kitap okumayı deli gibi seviyorum. Hani müzik dinlemem, telefonla oynamam. Sadece kitap okurum ve bir yolculukta kitap bitirmek benim için çok güzel bir duygu. Aralarında benim de kendi yolculuklarımda bitirdiğim kitaplar var. 5 tane kitap önereceğim bu videoda. Umarım severek izlersiniz. İlk kitabım Salome'nin Feniçka'sı. Aslında ben Feniçka'yı değil de Arayışları bir yolculukta başlayıp bitirmiştim uçak yolculuğunda. Zaten incecik kitap. 70 sayfalık bir kitap ve bir yolculukta hemen biter. Ama bitmesi önemli değil. Size gerçekten daha farklı yerlere götürebilecek bir kitap. Dönem olarak da farklı zamanlara ya da farklı ülkelere yolculuk yaptırabilecek bir kitap. Buradaki fikirleri okurken çok dikkatli olun. Çünkü kitabın en önemli kısmı o. Hani yazar diyaloglarla birlikte size bazı fikirleri anlatıyor, düşünceleri anlatıyor. Hem karakterlerin hem de belki de yazarın kendi düşünceleri bunlar. Feniçka'nın dili de aynı şekilde büyüleyici. O yüzden hani bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Yazarın Arayışlar kitabını da okuyabilirsiniz. Ruth diye başka bir kitabı var. Ben henüz okumadım ama ona da bir göz atabilirsiniz. Şimdi göstereceğim kitap, bu videoda göstereceğim kitaplar arasında en kalını. 310 sayfa filan Nermin Yıldırım'ın Dokunmadığını, okumaktan yıpranmış bir kitap bu. Altını da çizdim ve çok sevdiğim bir kitap. Eğer beni tanıyorsanız zaten bu kitaba ne kadar bayıldığımı bilirsiniz. Bir arayış hikayesi, bir yolculuk hikayesi hatta. O yüzden bu videoya eklemek istedim. Karakterler çok farklı karakterler ama bir o kadar da gerçek içimizden karakterler. Bu belki de bir araba yolculuğunda okunabilecek bir kitap. Dediğim gibi 310 sayfa filan ama kesinlikle gözünüzü korkutmasın çünkü kitap bir solukta bitiyor. Ben okuyunca gerçekten çok etkilenmiştim. Nermin Yıldırım'ın diğer kitaplarını da uzun zamandır okumak istiyorum. Tavsiyeniz varsa yorum atmayı unutmayın. Sonrasında benim yolculuk yazarım olan Tezer Özlü var. Yani yolculuk yazarım diyorum çünkü çoğu kitabını yolculuklarda okuyorum. Bu bana ayrı bir zevk veriyor. Çünkü dediğim gibi Tezer Özlü de sizi başka yerlere götürüyor. Genelde Berlin'e götürüyor. Ama Tezer'in gittiği yerleri, onun yaşadıklarını, onun hissettiklerini kitabı okurken aynı şekilde hissediyorsunuz. Bu kitap zaten bir roman falan değil, sadece bütün yapıtlar diye geçiyor. YK'ya bu şekilde toplamış. Bildiğim kadarıyla o öldükten sonra yazdıklarını birleştirdikleri bir kitap bu. Yani bu bir derleme, içinde Tezer'in hissettiklerini çok net bir şekilde görüyorsunuz. O yüzden size tavsiye ederim. Sonrasında Stephen Zweig'ın Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu var. İlk okuduğumda çok etkilendiğim, beni bayağı yıpratan bir kitap olmuştu. Zaten artık okumayan kalmamıştır diye düşünüyorum. Çünkü 2017 yılında en fazla satan kitaplardan biri oldu bu. Kitap yalnızca bir mektuptan oluşuyor. Bu platonik bir aşığın yazdığı bir mektup. Ve uzun yıllar süren birikmiş bir aşkı okuyoruz. Benim kafamı sürekli kurcalıyor. Bu bir aşk mı? Bu bir saplantı mı? Takıntı mı diye. Her ikisi de olabilir. Hiç fark etmez. Önemli olan kitabın size bu duyguyu hissettirmesi. 60 sayfalık bir kitap. Yani çabucak bitecektir. Okuduğunuzda sadece bir mektup ama 60 sayfalık bir mektup bana ne katabilir diyorsanız bir mektupla o kadar çok şey anlatabiliyor ki yazar. Gerçekten çok etkileyici. Sonraki bir kitabım Barış Bıçakçı'nın Seyrek Yağmuru. Benim Barış Bıçakçı'dan okuduğum tek kitap ve bence çok güzeldi. Neden mi çok güzeldi? Başlık başlık aynı karakterler üzerinde bir hikaye anlatılıyor bu kitapta. O karakterler size gerçekten kendini tanıtıyor. Yani ben bu kitabı okuduktan sonra Rıfat'ı tanıyordum. Yani hayatımda olan birçok insandan fazla tanıyordum. Bu bana çok etkileyici gelmişti. Yazarın yazım tarzı çok farklı ve gerçekten güzel. O yüzden size de tavsiye ettiğim kitaplardan. Bu videoda göstereceğim son kitap galiba 5 dedim ama 6 kitap varmış. Seray Şahinler'in Gelinbaşı adlı kitabı. Zaten bu kitabı göstermesem olmazdı. Ben yolculuklarda özellikle öykü okumayı çok seviyorum. Seray Şahinler de genel olarak kadın öyküleri yazıyor. Bu tarz bir kitabı daha var hanımların dikkatini diye. Onu da tavsiye ederim. Ama Gelinbaşı öykü olarak Seray Şahiner de benim favorim. Bu da benim kendi yolculuğumda bitirdiğim bir kitapta. Geçen sene okumuştum ve çok beğenmiştim. Seray Şahiner'in karakterleri genelde sürekli karşılaştığımız karakterler. Farklılar
ama her zaman bizdenler. Onlar bizim yan komşumuz, akrabamız, sınıf arkadaşımız ya da otobüste yanımızda oturan kadınlar. Hepsinin hayatlarında ortak noktalar var. Hepsinin hayatlarında birbirlerinden farklı kılan şeyler var. Seray Şahinleri böyle zıt şeyleri bir araya getirdiği için bayılıyorum. Ve bu kitapta en sevdiğim kitaplarından biri. Ona olan sevgimden dolayı okumadığım iki kitap var kitabımda Seray Şahinler'e ait ve kıyamıyorum. Yani çünkü ne zaman yeni kitap yazar bilemediğim için. Eğer yorumlarıma güveniyorsanız bu kesinlikle okumanız gereken bir kitap. Bu videoda gösterdiğim kitaplar bunlardı. Hepsi ayrı ayrı çok sevdiğim kitaplar. Umarım siz de aynı şeyleri hissedersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.